Sektörler bölümünde Ajans Britanya'da şimdi ise matbaa alanı var. Tabela, tişört baskısı, leaflet. Kısacası baskı alanında her şey. Ajans Britanya bu haftada sizler için tişört baskısının nasıl yapıldığını inceleyecek. Peki bu işlemler nasıl gerçekleşiyor? Ajans Britanya'da her hafta olduğu gibi bu haftada matbaa konusundaki ayrıntıları sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Şu anda ise burada Evren Bey var. Evren Bey bize bu hafta hangi konuyu işleyeceğimizi anlatacak. Bu hafta bizim polo tişörtler konusunda baskılar hakkında o konular hakkında konuşacağız. Peki tişört baskısı diyorsunuz ve ihtiyaç duyulan bir sektör. Neler yapılıyor tam olarak? Hangi aşamalardan geçiyor? Tişörtlerimiz müşterinin tasarım ilk önce beğeniyor. Onun dizaynı yapılıyor ve ona göre müşterinin istediğine göre kendi tişört, polo vesaire kazak renklerini beğeniyor. Ve ayrıca de baskı rengini biz de ona göre imalatamaya öyle geçiyoruz. Birinci aşama tişörte yapılacak olan baskının dizaynı. Dizayn işlemi ise uzman grafikerler tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlanıyor. Dizayn biraz önce içeride gerçekleşti, ardındansa buraya bu masaya geldi. Peki burada yapılan işlem nedir? Bu bölüme aktarılan baskılar burada düzenleniyor. Ardından da makinalarımız aracılığıyla da presleniyor. En önemli öncelik ise tişörte yapılacak olan baskının dikkat çekici olması. Buradaki baskıyı da Serdar gerçekleştirecek birazdan. Serdar bize anlatır mısın tam olarak ne kadar sürüyor bu işlem? Bu işlem kalıplar hazırlandıktan sonra, bana geldikten sonra yaklaşık bir 10-15 saniye içinde bir tişört baskısı hazırlanıyor. 10-15 saniye gibi kısa bir süre içerisinde baskı tamamlanmış oluyor. İşlem böylelikle burada son aşaması oluyor değil mi? Bitiyor. Son aşaması evet. Tabii ki bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra burası son aşaması oluyor. Peki matbaada başka hangi işlemler gerçekleşiyor? Sign bölümümüz var. Sign and display dediklerimiz. Dış tabela, iç tabela, menü, tasarlama, menü yapma. Aynı zamanda cam resimleri döşeme, camlara içeriden veya dışarıdan. Ayrıca vanlara resim döşeme. Yaptığımız işlemler bundan son bulmuyor. Matbaa bölümünde de yaptığımız leaflet çalışmaları, broşür çalışmaları, leaflet çalışmaları, posta kart çalışmaları ve geniş alanda olan poster çalışmalarımız devam etmekte. Yani matbaa alanında ne varsa sizler tarafından gerçekleştiriliyor. Reklam adına her şey gerçekleştiriliyor diyebiliriz o zaman. Tabii aynen öyle. Zaten müşteri de buraya geldiğinde matbaa konusunda, bir bütün olarak matbaa konusunda her istediğini burada bulabiliyor. Bunun dışında promosyon ürünleri de bunların içine dahil mi? Tabii birkaç örnek verebilirim. Kalem baskıları var, bardak baskıları var, ayrıca cetvel olsun veya duvar saati olsun veya gereken bütün böyle küçük ofiste kullanan malzemelere baskı yapabiliyoruz. Baskı işlemi gerçekleşiyor. Peki kampanyalar nasıl gidiyor? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim ve de sanıyorum Ankara Anlaşması konusunda da yaptığınız çalışma var. Tabii Ankara Anlaşması için şu an halen devam eden güzel bir kampanyamız var. İki tane makbuz kitabı A6 boyutunda, bir tane şirket kaşesi, 25 tane A5 boyutunda leaflet, broşür dediğimiz. Aynı zamanda kart vizitlerimiz var içinde ve ayrıca bu kampanya çok müşterilerden çok talep geldiği için bir uzun zaman süre içinde daha kampanya devam etmektedir. Kampanyanın devam ettiği diğer nokta ise bugünkü bizim size sunduğumuz tişört baskısı. Eğer sizler de bunlardan faydalanmak istiyorsanız yapmanız gereken bir hayli kolay. Peki müşteriler bu kampanyadan yararlanmak isterse sizlere nasıl ulaşacak? Bize iki şubemiz var. Bir ana şubemiz, burası Edmonton Coca-Cola fabrikasının oradayız.
Bir de 64 Stock Newton Road üzerinde şubemiz var. Bize buralardan ulaşabilirler. Ayrıca web sitemiz ve telefon numaralarımızdan da irtibat kurabilirler bizden.